Katil Kim 3. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan George Simenon Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe dört cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin dördü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris Emniyetinin başarılı komiseri katili yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilin de bunu bir gurur meselesi yaparak 5. cinayeti işlemeye gelteneceği varsayımına dayanmaktadır. Emniyette görevli bütün kadın polisler sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara sevk edilmiştir. Aynı gece kadın polislerden biri bıçaklı bir adamın saldırısına uğrar ancak adamı yakalayamaz. Kadın polisin elinde kendisine saldıran adamın paltosundan kopan bir düğme kalır. Komiser bu düğmenin ve düğmeye takılan kumaş parçasının araştırılması için talimat verir. size nasıl yardımcı olabilirim bayım? Şey bir şey öğrenmek istiyordum. Buyurun. Şu kumaşı görüyor musunuz? tabii. İyi cins paltoluk bir kumaştır. İngiliz malıdır. <laughs> Neden sordunuz? Kendinize palto mu yaptırmak istiyorsunuz? Yok yok hayır. Bu kumaştan size palto yaptıran oldu mu hiç? Ya oldu. Kaç kişi? Sadece bir kişi. Çünkü kumaş bayağı pahalıdır. <laughs> ee, ne zaman yaptırdığını hatırlıyor musunuz? tabii sonbaharda yaptırmıştı. Peki müşteriyi hatırlıyor musunuz? Evet evet hatırlıyorum. Adı neydi? Bir dakika bayım. Önce kim olduğunuzu söyler misiniz lütfen? Durup dururken neden size müşterilerimle ilgili bilgi vereyim ki? Adama kötülük yapmayacağınızı nereden bilebilirim? <laughs> Doğru haklısınız. Adam Canviye. Cinayet masası müfettişiyim. Buyurun bu da kimliğim. Hmm, tamam. <laughs> Şimdi oldu işte. Öğrenmek istediğiniz nedir müfettiş? Bu kumaştan size palto yaptıran adamın adını rica ediyorum. Hmm. Marcel Monsin adında biri. Kim bu Marcel Monsin? Ee, çok iyi bir adamdır. ...uzun yıllardan beri de müşterimdir. Elbiselerini hep bana diktirir. Nerede oturur peki? Ee, buradan pek uzakta değil. Sen bulvarında. Onu iyi tanır mısınız? O dedim ya eski müşterimdir. İyi, efendi, kibar bir insandır. <laughs> ya. İyi, efendi ve kibar bir insan. He? Evet. Neden şaşırdınız? Bir şey mi yaptı? Bir suça mı bulaştı yoksa? Onu neden arıyorsunuz? Ha, ya, önemli değil. Bir mesele için sadece ifadesine başvuracağız... Sizde bu adamın açık adresi var mı acaba? E, müşterilerimin ölçülerini yazdığım defterde olacak. Bir dakika. E, ha, işte burada. Sen bulları Bulvarı... 228 numara. <laughs> bu Bay Marcel Monsin evli midir? Ha, evet evet. Karısı çoğu zaman ona eşlik ederdi. Daima kumaşı seçmek için kocasıyla beraber gelirdi. <laughs> Peki genç bir kadın mı? Genç sayılır yani. 30 yaşlarında falan. Çok güzel ve zarif bir kadın. Peki ya Marcel Monsin? O da genç mi? Aa, genç de bir karısıyla aynı yaşlarda. Pekala. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim bayım. Rica ederim. Eğer günün birinde elbise diktirmem gerekirse emin olun size geleceğim. Ah, beklerim müfettiş beklerim. <laughs> Komiser Magri'ye. Komiserim, ben Müfettiş Janviye. Hangi deliğe girdin Janviye? Sabahtan beri senden haber bekliyorum. Ne yaptın düğme işini? Kızmayın komiserim. Memlekette bunca tersi varken iz bulmak kolay mı sanıyorsunuz? Her neyse, kısa kes. Bir sonuç alabildin mi? Adamın adı Marcel Monsin. Hangi adamın? Hangi adamın olacak? Kadın polis Marta'nın elinde kalan paltonun düğmesinin sahibinden söz ediyorum. Sen neler söylüyorsun Janviye? Adamı buldun mu yoksa? <laughs> Şu anda adamın evinin karşısındaki telefon kulübesinden arıyorum sizi. Sen Jerman Bulvarı 228 numarada oturuyor. Ne yapmamı emrediyorsunuz? Burada mı sorgulayacağız yoksa adamı alıp müdüriyete mi e, Hayır, hayır hayır getirme. Ben geliyorum hemen geliyorum. İşte burada oturuyor. Bakın kapının üzerinde de adı yazıyor. Marcel Monsignor mimar dekoratör. Sizce böyle bir adam dört kadının katili olabilir mi komiserim? Bilemiyorum Canbiye. Ama elimizdeki tek şüpheli bu adam. Dua edelim de aradığımız katil bu olsun. Adam mimar dekoratörmüş. Böyle birinin elinde bıçakla hava karardıktan sonra sokağa çıkıp kadınları öldürmesi bana biraz garip ki. Hadi hadi yorum yapmayı bırak da kapıyı çal. Tabii. Pek merak ediyorum. Nasıl biriymiş acaba bu Marcel Monsin? Terzi çok kibar, efendi, nazik biri olduğunu söyledi. Buyurun, ne istediniz? Aa, sizi tanıdım. Siz komiser Magriye değil misiniz? Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum doğrusu bayan. Adım Yvonne Monsin. Sizi tanımayan mı var komiser? Şu kadınların öldürülmesiyle ilgili her gün ya televizyondasınız ya da gazetelerde. Haklısınız. Her gün basının karşısındayız. Ah, bu yardımcım müfettiş Janvier. <laughs> Umarım sizi rahatsız etmemişizdir, Bayan Monsin. Hayır, e, ama ünlü bir polis komiserinin kapımızı çalması doğrusu beni hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. Bir şey mi oldu? Ah, kapı önünde konuşmamız doğru olmaz. İçeri girmemize izin verir misiniz? E, e, tabii, e, buyurun. Kocanız Marcel Monsin evde mi bayan Monsin? Evet. Evde ama uyuyor. Lütfen onu uyandırır mısınız? Herhalde dün gece geç vakit eve döndü. Ne demek istiyorsunuz? Şu anda saat on bir. Bu saate kadar uyumak adeti midir? Marcel genellikle geç saatlere kadar evde çalışmayı sever. Bu yüzden de gündüzleri geç kalkar. Peki dün akşam dışarı çıktı mı? Bildiğim kadarıyla hayır. A, buyurun oturun. Ben kendisine geldiğinizi haber vereyim. Ne diyorsun Janmiye? Kadın için mi? Çok güzel. Hanımefendi bir kadın. Evet öyle görünüyor. Bence böyle bir kadının kocası neden sokağa çıkıp da tanımadığı kadınları öldürsün ki... ...tersine güzel bir kadına sahip insan mutluluk içinde yaşar. Her güzel kadınla evli olan mutlu olur diye bir kural yok Janmiye. İnsanların ruhlarında kopan fırtınaları bilemeyiz. Sizleri beklettiğim için özür dilerim. Giyinmem biraz zaman aldı da. Ah, rahatsız ettiğimiz için asıl siz bizi bağışlayın Bay Marcel. Ah, elbiseniz çok güzel. Bu gri kostümü dün de giymiş miydiniz? Tabii. Yani dün gece. E, dün gece mi? Ben dün gece dışarı çıkmadım. Öğleden sonra gezintiye çıktım. Akşam yemeğinden hemen sonra da... ...çalışmaya oturmadan önce bu elbise bir çıkarıp... ...ev mi giydim. Yani dün akşam hiç evden dışarı çıkmadınız mı? Hayır. Sabahın ikisine kadar burada çalıştım. Gördüğünüz gibi... ...evim aynı zamanda ofisimdir. Burada sipariş aldığım işlerin... ...maketlerini hazırlarım. Ah, Gardırobunuzu görebilir miyim? Gar gardırobumu mu? Nedenini sorabilir miyim? Nedenini daha sonra söyleyeceğim. Şimdi lütfen bana gardırobunuzu gösterin. Peki... Peki. Madem görmek istiyorsunuz göstereyim. Lütfen beni takip edin. İşte gardrobum burada. Ya, siz burada mı yatıyorsunuz? Evet. Yani karınızdan ayrı mı yatıyorsunuz? Şey... Evet. Ama neden garipsediniz? Ee, hiç. Ah, ee, Janvier gardrobun kapısını açar mısın? Tabii efendim. İçinde takım elbiseler var. Bir tane de pardesü. Paltonuz yok mu Bay Marcel? Hayır, hayır yok. İyi ama sonbaharda terzinize bir palto diktirmişsiniz. Hatta diktirdiğiniz paltonun kumaşının küçük bir parçası da elimde. Ha. Bakın. Aa, e evet, evet hatırladım. <laughs> Tabii ya, e diktirmiştim. Peki bu palto ne oldu şimdi? S sormayın. Geçen hafta tiyatro faizinde adamın biri sigarayla yaktı bir yanını. Örücüye mi verdiniz? Yok hayır hayır. Ee, hasara uğrayan nesnelerden ne olursa olsun nefret ederim. Kötü bir alışkanlık ama elimde değil. Daha çocukken oyuncağımın üzerinde bir çizik olsa onu hemen çöpe atardım. <laughs> yani paltonuzu da çöp tenekesine mi attığınızı söylemek istiyorsunuz? Hayır onu bir başkasına verdim. Kime? Şey... Rıhtımda gördüğüm bir serseriye verdim. Ne zaman verdiniz? Ee, ne zaman ne zaman vermiştim? Ee, önceki gün. Peki dün akşam giydiğiniz ayakkabılar nerede? Dün akşam mı? Bakın Komiser Bey dün akşam size evden çıkmadığımız söylemiştim. Bu yüzden de ayakkabı değil, terlik giydim. Pekala Bay Marcel. Ee, sizden bizimle birlikte Emniyet Müdürlüğüne gelmenizi isteyeceğim. Aa bu kadar da yeter ama. Hem evime geliyorsunuz, anlamsız sorular soruyorsunuz, hem de sonra emniyet müdürlüğüne götürmek istiyorsunuz. Bütün bunların sebebini öğrenebilir miyim komiser bey? Büroma gittiğimiz zaman öğrenirsiniz. Peçala, öyle olsun. Şimdi izin verirseniz banyoya gitmek istiyorum. Tabii. Komiserim, neden adamı emniyet müdürlüğüne götürüyoruz? Onu kadın polise göstereceğim. Dün gece kendisine saldıranın o olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Emniyet müdürlüğüne gidince 3-4 kişi bul ve aynalı odaya al. Bu arada kadın polise de haber ver gelsin. Bakalım o adamların içinden Marcel Monsi'ni teşhis edebilecek mi? Ayrıca rıhtıma birkaç adam yolla. Son birkaç gün içinde kendisine palto hediye edilen bir serseri olmuş mu öğrensinler? Bayan Marta, bir polis olarak hafızanızın oldukça keskin olduğunu tahmin edebiliyorum. Hafızam iyidir komiserim. Güzel. Şimdi sana dört adam göstereceğim. Bunlara iyice bakmanı istiyorum. İçlerinden biri dün gece sana bıçakla saldıran olabilir. Hazır mısın? Hazırım efendim. Pekala. Şimdi ışığı açıyorum. Adamlar aynalı odada. Biz onları görüyoruz ama onlar bizi görmüyor. İşte adamlar. İyice bak Marta. Senin tarifine uygun dört adam yakaladık. Sana saldıran bu adamlardan biri olabilir mi? Bakıyorum efendim. Ee, şu soldan ikinci. Sarışın dalgalı saçlı, uzun boylu olanı sanki benziyor gibi. Acele etmene gerek yok. Onu yalnız sen gördüğüne göre herkesten daha iyi tanıyabilirsin. Evet, evet o. Onu tanıdım. Sarışın dalgalı saçlı olan. Emin misin Marta? Bu bizim için çok önemli. Dün gece Montmartre'da sana saldıran adam bu adam mıydı? O olduğuna eminim efendim. Bana saldıran adam buydu. Pekala Marta, gidebilirsin. <laughs> Oturabilirsiniz Bay Marcel. Eğer terliyorsanız ceketinizi de çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gerek yok. Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıl. Yaşınızı sorabilir miyim? 32. Mimar olduğunuzu söylemiştiniz, değil mi? Evet. Mimar ve dekoratör. Anladığım kadarıyla iç dekorasyon dalında ihtisas yapmış bir mimarsınız. E, tam dediğiniz gibi değil. Nasıl? E, elimde mimarlık diploması olmadığından bir binanın planını yapmaya yetkim yok. Peki ne diploması var sizde? Ee, şey... Önceleri resimle başladım işe. Çok küçükken sanatçı olmak istiyordum. <laughs> Evimde gördüğünüz o resimlerin hepsi benim eserlerim. Yani mimarlık diplomanız yok ama... ...siz kendinize mimar ve dekoratör diyorsunuz. Öyle mi? E, evet öyle. Çok müşteriniz var mı? Aslında çok yok. Çünkü işlerime karışacak cinsten olacaklarına... Az fakat bana güvenen ve tam olarak inanan müşterilerim olsun isterim. Paris'te mi doğdunuz? Evet. Hangi mahallede? Ee, Montmartre. Yani bir ayda dört <laughs> kadının öldürüldüğü bölgede. Aa, uzun süre kaldınız mı orada? Evlenene kadar. Anneniz babanız sağ mı? Yalnız annem sağ. O nerede oturuyor? <laughs> Hep aynı binada. Doğduğum yerde. Annenizle aranız iyi mi? Annemle ben hep iyi anlaşırız. Babanız ne iş yapardı Bay Marse? Kasaptı. O Martır'da mı? Evet. Doğduğum evin altındaki dükkanda. Babanız ne zaman öldü? Ben 14 yaşındayken. Sonra anneniz dükkanı sattı mı? Bir süre bir adam tutup çalıştırdı. Sonra da dükkanı sattı. Allah aşkına komiser beni neyle suçluyorsunuz? Önce evime gelip gardrobumu araştırdınız. Daha sonra beni buraya getirerek bir takım kılıksız adamlarla birlikte bir odaya kapattınız. Ş Şimdi de ipe sapa gelmez sualler soruyorsunuz. Beni neyle suçladığınızı öğrenmek istiyorum. Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız Bay Marcel. Ne? Daha sonra sizi neyle suçladığımızı söyleyeceğim. A ama. olası Cenab için bir apartman bu. Çık çık bitmiyor. Oldu mu olası asansörsüz apartmanlardan nefret etmişim. Hiç yakınma Janvier. Benim gibi sigara içmeseydin şikayet etmezdin. İşte geldik. Marcel Monsin'in annesi Barbara Monsin bu dairede oturuyormuş. Çal bakalım kapıyı. Kadından neler öğreneceğiz. Neden kadın emniyet müdürlüğüne çağırıp da sorgulamadık ki sanki? En azından bu kadar merdiveni çıkmazdık. Buyurun. Ne istemiştiniz? Bayan Musin Biz emniyet müdürlüğünden geliyoruz. Ben komiser Magviye. Bu da yardımcım müfettiş Janviye. Evet. İçeri girebilir miyiz? Ev işleriyle uğraşıyordum ama... Girin bakalım. Şimdi söyleyin bakalım. Ne istiyorsunuz? Oğlunuzu dün gece gördünüz mü? polisin oğlumla ne alıp vereceği olabilir ki? Lütfen soruma cevap veriniz. Onu için görmek isteyeyim ki? Sanırım zaman zaman sizi ziyarete geliyordu değil mi? Evet. Sık sık gelir. Karısıyla mı? Bunun sizi niye ilgilendirdiğini anlayamıyorum. Bayan. Oğlunuz dün akşam size geldi mi? Bunu kim söyledi? Geldi mi? Hayır. Oğlumun geceleri beni ziyaret etme alışkanlığı yoktur. Bu soruların ne anlama geldiğini bana açıklayacak mısınız? Size daha fazla cevap vermek istemiyorum. Kendi evimde bulunuyorum ve de susmak en doğal hakkımdır sanırım. Bayan Monsen, üzülerek şunu söyleyeyim ki... ...oğlunuz bu bölgede bir ay içinde öldürülen dört kadının katil zanlısıdır. Ne? Ne dediniz? Onun Montmartre bölgesindeki sokaklarda kadınlara saldırdığına ve geçen gecede bu saldırıların sonuncusunda başarısızlığa uğradığına dair birçok haklı sebebimiz var. Marcel'imi itham etmek he? Ama ben size bunun doğru olmadığını, onun bir melek kadar suçsuz olduğunu söylersem bakın. Onun şu resimlerine bakın. Böyle biri hiç insan öldürebilir mi? Oğlunuz son 24 saat içinde buraya gelmedi. Hayır. Şimdi... Hayır. Hayır ve de hayır. Son kez onu ne zaman gördünüz bayan? Bilmiyorum. Ziyaretlerini hatırlamıyor musunuz? Hayır. Bayan Monsen, oğlunuz küçükken önemli bir rahatsızlık geçirdi mi? Kızamık ve bronşitten başka hiçbir önemli hastalık geçirmedi. Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz komiser? Oğlumun deli olduğunu mu? Ah. Eskiden beri böyle olduğunu mu? Evliliği sizin arzunuzda mı oldu? Evet. Marcel'imi o kadınla ben evlendirdim. Ne kadar aptalmışım. Her neyse. Artık hiçbir önemi yok bunun. Görünüşe göre gelininizle aranız pek iyi değil. Bu sizi ilgilendirmez komiser. Bu oğlumun özel hayatına ait bir mesele. Ne beni ne de sizi ilgilendirir. Marcel'i tutukladınız mı? Şimdilik emniyet müdürlüğü nezarethanesinde. Kelepçeli mi? Hayır. Hapse mi koyacaksınız onu? Olabilir. Hatta öyle de olacak gibi. Oğlumu hapse atmak için elinizde yeterli delil var mı komiser? Geçen gece saldırdığı kadın onu tanıdı. O kadın yalan söylüyor. Oğlumu görmek istiyorum. Sizinle emniyet müdürlüğüne geleceğim. Ama... Eğer sizinle birlikte gelmem canınızı sıkarsa komiser... ...ben de metro ile gelirim. Ama geleceğim ve oğlumu göreceğim. Pekala gelebilirsiniz. Ancak yardımcım müfettiş burada kalacak ve evinizde arama yapacak. Ne alt ederse etsin. Ama herhangi bir şey kırıp dökecek olursa, sağı solu dağıtacak olursa... Merak etmeyin bayan, hiçbir tarafı dağıtmam. Pekala, Bayan Mohsin, biz gidelim. Katil Kim adlı oyunun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.